Bugün bir aşçı çekelim bakalım. Aşçı neler yapıyor burada mutfakta. Aşçı beşim kolay gelsin. Teşekkür ederim Suhabi, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Suhabi, üç olan kavramımızla yanına Rus salatamız ve mercimek köftemiz var. Rus salatası bunlar ha? Evet, Rus salatamız ve mercimek köftemiz var. Bu da mercimek köfte. Evet. Nasıl tadı, güzel mi bari? Suhabi, ağzınıza layık bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Umarım takdir sizin. Yani beğenirsiniz. Beğeneceğinize inanıyorum. İnanarak yaptım çünkü. Akşama ne var, ne var demiştim. Akşama da çoban kavurmamız vardı. Öyle dana etinden. Bunu şu an sinirlerini sıyırdım. Böyle, sıyıracaksın daha doğrusu. Ha. Kuşbaşı şeklinde kesip. Daha sonra bunu bir müddet kavurduktan sonra soğan, biber ilave ettikten sonra şey nasıl yaptın bu mercimek köftesini? Mercimek köftesi suar ve bunun ölçüsü var. Bir tas mercimeğe bir tas köftelik bulgur ilave ediyoruz. Nasıl ilave ediyoruz? Önce mercimeği kaynatıyoruz. Suyu tam çekilmeden aşağı yukarı üstünde bir parmak kadar kalacak şekilde su kalıyor. O suyu suyla beraber tencereden alıyoruz. Üstüne hemen köftelik bulguru ilave edip karıştırıyoruz. Kapatıp demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra salça ve yağı kavurduktan sonra üstüne soğan, karabiber, kimyon, pul biber, arıza gereği baharatlar kendimiz geliştirebiliyoruz ve maydanoz ilave ediyoruz. Yoğurduktan sonra bu kıvamda şey gibi olmuş, bizim bildiğimiz çiğ köfteye benzer çiğ köfte ama evet. Çiğ köfte değil, ama biraz kısır gibi aslında. Aynen. Daha biraz daha kısıra benzermiş. Yemekleri burada yapıyorsun değil mi? Tabii, yemekleri orada yapıyorum. Plate'ler oldukça sıcak görünüyor, fazla yaklaşamıyorum. Şu an açık olduğu için. Ha, birazdan yemek pişireceksin. Yemek pişireceksin, o yüzden. Orada kızartmaları orada yapıyorsun orada herhalde. Orada kızartma yapılıyor. Kızartmanın yeri burası. Temiz mi yağ? Şu an içinde yağ yok. Yağ boş. Bakalım bir. Yağ kullanıldığı zaman ilave ediyoruz. He. Kullanacağın zaman içine yağ ekliyorsun. Evet, evet. Bir yağ kaç defa kullanıyorsun? Maksimum 3. Ama ben 2'ye kadar düşürdüm yani. Yani o da patatesli patates yani. Atıyorum. Patlıcan kızartıldıktan sonra onu kesinlikle patatesli. Normalde sağlık için doktorlar ne diyor bu konuda? 2 mi 3 mü diyor? Normalde en sağlıklısı anında değiştir. He, kullan de, ondan sonra kullan. Değiştir yağ. Doymamış yağ oranı yani, meselesi. Malum uzun yol olduğu için yeter yetmez diye endişemiz olduğu için. Orası bulaşık yıkama küveti değil mi? Tabii, bulaşık yıkama küvetimiz. Burada bir tane daha var. Şuradan da yemek veriyorsun değil mi? Burası evet, personel salonuna. Evet. Şurası açılıyor herhalde orası. Şu an kilitli. Ha, şu an kilitli. Evet. Burası da zabit salonuna yemek koyma yerleri. Şimdi bugünkü yemeğimiz o zaman mercimek köftesi. Değil mi? Evet. Mercimek köftesi. Rus salatası. Çoban kavurma, pilav ve ezogelin çorbası. Heh, çorbayı deme senin olmaz da. Dolabında neler var? Dolabımızda malum kahvaltılık malzemelerimiz var. Peynir, zeytin ve kendi kullanacağım akaryakıt eşyalarım var. He, pratik günlük kullanacağın eşyaları dolaba taşıyorsun. Tabii. Ve burayı gösterebilir misin dolabın içini? Mesela tereyağım, sütüm, salçam var. Yine günlük kullandığın malzemeler burada tutuyorsun. Yani hijyene uygun olsun diye. Muhakkak canım, hijyen açısından o gerekli. Üstler kapanıyor. Üstte ne var? Üstümüzde de dondurulmuş gıdalar var. Gıdalarım bunlar. Tamam. Bu şekilde. Güzel. Ve personel salonumuzda servislerimiz açılıyor. Orada da aynı şekilde dolabımız var. Mesela gece acıkan olursa dolapta hazır olan artık peynir, zeytin, yumurta, personel tarafı. Personel yemek salonu, bir görelim. Burada şu an difizim boş. Boş, güzel. Bu?
Burada da yine aynı şekilde sürerler. Mesela akşam acıkan olduğu zaman böyle zeytin, tereyağı ve salam, sucuk, sosis tarzı şeyler. Yeşil zeytin gibi reçelim var. Sosis, salam. Bunlar da kahvaltıda kullanıyorsun. Ve akşam mesela yumurta bırakıyorum. Anladım. Kalan yumurtalardan isteyen haşlıyor ya da tavada kızartabiliyor. O imkanı da sağlıyoruz. Tamam. Hemen ileride yine zabi salonumuz var. Bir de zabi salonuna bakalım. Zabit salonu, servisler burada evet, açılmış servis, değil mi? Klasik bir şekilde yemek zaten yaklaşılmış. Servisler açık. Yine aynı şekilde zabit salonunda böyle buzdolabımız var. Yine aynı peynir. Kahvaltılıklar yani. Tereyağı. Güzel bir şekilde. Tamam. Zeytin. Açmaya yeşil gerek zeytin. Yok. Peynir vesaire böyle. Şöyle dilimlenmiş peynirimiz var. Güzel. Hazır bir vaziyette beklemekte. Bir de suarbi ilk şu hani benim ilk anılarımdan biri de buydu. Anlatacağım. Bu diyordum kürdanı niye batırmış bu yani ilk aşçılığımda, gemi aşçılığımda. Sonra öğrendim ki bu demekmiş ki hani bunu kimse yemesin, bu benim sahipli. Evet. Yani biri buna kürdan batırdığı zaman buna dokunmayın. Buna dokunmayın. Bu benim. Bu sahip. Şimdi canım çekmiyor. Bir tane yerim. 3 ay sonra, 6 ay sonra adam... Bekliyorum kürdan çıkasıya kadar. Adam bir tane çilek koymuş oraya. Çilek mi valla? Erik kürdan koymuş üstüne. Gemici etrafındaki hepsi yemiş. Kürdan vurduğunu yememişler. Biz ne yapıyoruz? Kürdan etrafındakileri yiyoruz. Kürdan vurana karışmıyor. İkinci kürdanın yanına batırıyoruz böyle. İkinci kürdanı batırdığımız zaman ne oluyor? İlk kürdandan başka bir kürdan eklendiği için o benim olmuş oluyor. Mutfakta bir günün böyle geçiyor yani senin. Aynen. Mutfakta aşçının bir günü nasıl geçiyor diye merak edenlere mutfakta aşçının bir günü böyle geçmiş oluyor. Kaç gün kaldı ne sanıyorsun? Askerliğini mi sayıyorsun staj? Evet. Kaç günün kaldı? Şafak 98. Şafak 98. Neye 98? Altay'ın dolmasına. İlk stajının dolmasına 100 gün kaldı. Peki hayırlısı olsun bakalım. O zaman sen bir 6 ayın daha var ama arkasından.